İnanın hak ettiği hizmetin onda birini bile veremedi buraya. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Arsuz Belediye Başkanı adayı Necim Bozkurt'la birlikte Arsuz'da girmedik gönül sıkmadık el bırakmamak kararlılığıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. İnanın hak ettiği hizmetin onda birini bile veremedi buraya. Ben bunu size itiraf edeyim. Gidin başka yerlere gidin gezin. Yaptığı hizmetler nedir? Bu Arsuz'u tamamen böyle dışlanmış, bir kenara itilmiş, hak ettiğimiz hizmetin onda biri bile verilmedi. Bunun nedenini artık siz değerlendirirsiniz değerli arkadaşlar. Bizim buradaki gayemiz yalnız deniz turizmi canlandırmak değil. Aynı zamanda yayla turizmi de canlandırıyor. Broşürlerimizi şimdi arkadaşlara söyleyeceğim, size dağıtıracağım. Tek tek okumaya çalışırsam biraz zamanımız alacak. Benim hitabetim belki zayıf olabilir, kusura bakmayın. Ama icraatım iyi, onu da söyleyeyim. Beni sükunetle dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben efendim. Sağolun. Arsuz ilçesinde tarımsal faaliyet ve ticaretin en yoğun bir şekilde yapıldığı Üçgüllük Mahallesi'nde halkla buluşan Özel ve Bozkurt, mahalle meydanında coşkulu kalabalığa hitap ettiler. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi adayı ve geçmiş dönem Üçgüllük Belediye Başkanı Bedi Palta ile yine Meclis Üyesi adayı Çiğdem Ay'ın mahalle meydanında hazırladıkları toplantıda halkın coşkusu ve ilgisi 31 Mart seçimlerinin sonucuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Ve Üçgüllüğümüze uzun dönemler hizmet etmiş çok kıymetli belediye meclis üyesi adayımız ve diğer belediye meclis üyesi adaylarımız, çok kıymetli muhtarım, kıymetli Üçgüllük ahalisi, ya ehlil hara, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geçtiğimiz tüm seçimlerde CHP'ye %90 oranında oy veren Üçgüllük Mahallesi'nde AK Parti Arsuz Belediye Başkan Adayı Necim Bozkurt ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e gösterilen ilgi ve verilen desteğe teşekkür eden AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, halkın sorunlarının çözülmesi, hizmetlerden hak ettiği payı alması, belediyecilik hizmetlerinin olması gerektiği gibi ulaştırılması için vatandaşların verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Gerçekten çok coşkulu bir karşılama. Herkesin gözlerinin içi gülüyor, ışıldıyor, parıldıyor. Ben bu ışıldamayı önümüzdeki parıltılı, ışıltılı Arsuz günlerinin müjdecisi olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. 130 milyona mal oldu, bu battı çıktı. 130 milyon. 15-16 ayda mal oldu, bitti. Orada Şehit Pamir, Ulu Cami Caddesi başta olmak üzere esnafın canını okudu. Millet İşsizlikten kan ağladı orada, siftah yapamadı çünkü yollar kapandı ve 15 ay sonra ortaya bir garabet çıktı. Bakın, ben iddia ediyorum, kuliste böyle muhabbet ederken kendi milletvekilleri bile itirafta bulundular. Dediler ki ya bu proje olmadı. E dedim, çıkın bunu kamuoyuyla paylaşın. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerisiniz. Buraya dökülen para sadece AK Partililerin parası değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi kardeşlerimizin de parası burada çarçur ediliyor. Çünkü bir milletvekili seçildikten sonra sadece kendi partisinin milletvekili değildir. Kendi partisine oy verenlerin milletvekili değildir. Herkesin milletvekilidir. Bir belediye başkanı seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdır. Neden? Çünkü belediye başkanının aldığı maaşta, kullandığı bütçede, milletvekilinin aldığı maaşta kimin parasıdır? Milletin parasıdır. İyi Partili olsun, CHP'li olsun, AK Partili olsun, MHP'li olsun, milletin parasıdır ve millete hizmet etmekle mükelleftir. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Defne Kültür ve Kongre Sarayı tutmuş, Büyükşehir'in web sitesine koymuş. Projenin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İzlediniz mi? Var mı bundan haberdar olan? Fox TV'de İbrahim Bey anlattı. Hemen apar topar kaldırdılar web sitesinden o projeyi. Nereye ait çıktı o görsel biliyor musunuz? Texas'ta bir yere ait çıktı. Texas. Ya bir insan yumurta çalar, onu kırar, yer, bedenine bir faydası olur. Tamam, haram haram ama faydası olur. Bir kıyafet çalar mağazadan, üstüne giyer, kardan, soğuktan, yağmurdan, kıştan korur kendini. Ya bu adam, böyle bir hırsızlık türü var mı ya? Hem projeyi çalıyor hem uygulamıyor ya. Madem uygulamayacaksın projeyi, niye çaldın? Niye çaldın? Çaldın, niye uygulamıyorsun? Geçtik, Samanda %80-90 bandında oy aldığı bir yer. Doğru mu? Hadi Derako'yu vermedi, Samanda'ya verdi. Bari oraya merhamet et, oraya lütfet. Yok. 12. maddede bir şey sıralamış. Demiş ki, İskenderun güvercini projesinin hayat bulacağı bir alan haline gelecek.
Şimdi İskenderun güvercini biliyorsunuz. Seyirliktir, özgürlüğü temsil eder. Şöyle izlediğinizde keyif alırsınız. Saniyede iki takla atar. Lütfü Başkan bunu da yapamadı. Bu projeyi de hayata geçiremedi. Fakat bize artık İskenderun güvercininden çok daha keyifli bir seyir imkanı nasip etti. Nasıl? İskenderun güvercini saniyede iki takla atıyor. Bu 25 takla atıyor. Biz de onu izliyoruz şu anda. Biz de kendisini izliyoruz. Expo 2021 Hatay'da yapılacak. Soruyorum ya. Expo 2021 nerede yapılacak? Yeri belli mi? Fuar alanı belli mi? Temeli atıldı mı? Atılmadı. Ama neyin telaşı içinde biliyor musunuz? 2 sene kalmış Expo 2021'e. Expo'yu nasıl yetiştireceğim diye telaşı yok. Fakat bazı ihaleleri yapmak için telaşı var. Bu hafta içine 7 tane ihale konmuş. 7 ihale. Bir belediye başkanı seçime bir hafta kala ihale yapar mı? 6-7 ihale yapar mı? Neyi anladı? Gideceğini anladı. Şimdi gider ayak ne koparabilirsem kârdır diye düşünüyor. Avrupa Birliği'nden aldığı fonla 29 Mart'ta bir ihale daha yapmaya yelteniyor. Yine Avrupa Birliği'nden alınan bir fonla bir ihale yapıldı. Arsuz ilçemizin de içinde olduğu bir altyapı ihale projesi ve Avrupa Birliği buraya fon aktardı. 132 milyon teklifi veren firmaya değil de 160 milyon teklif veren firmaya vermeye çalıştığı için şu anda ihaleyi imzalamıyorlar. İptal edin, etmiyorlar. Kim yapıyor bunu? İmkanları çaparlayanlar var biliyorsunuz Hatsu'da. Kim o? Ha. 2 kilometre asfalt döktüğü için milleti kendisine minnettar bırakmaya çalışıyor. Kıymetli hemşehrilerim, Arsuz'a dökülecek her gram asfalt sizin ananızın ak sütü gibi hakkınızdır, helalinizdir. Bir adam düşünün, 5 yılda ne yaptığını anlatamıyor. Çünkü hiçbir şey yapmamış. Önümüzdeki 5 yıl ne vaat ediyorsun diyor. Fox TV izleyenleriniz olmuştur. Orada İsmail Küçükkaya sordu kendisine. Dedi ki Sayın Savaş, sen diyorsun ki ben iş yapacaktım fakat AK Parti hükümeti beni engelledi. Önümüzdeki 5 yılda AK Parti var, 2023'e kadar yine AK Parti hükümeti var. Nasıl yapacaksın deyince yaparım dedi çünkü hizmetlerin %83'ü bana ait dedi. Buna yetecek bütçem de var dedi. Yani hakikati söyledi. İstersem yaparım dedi. Diyor ki 4 yıl boyunca cevap alamadığım yazılar var. Hodri Meydan. Buradan bizi izleyen basın mensubu kardeşlerim aracılığıyla. Her yerde söylüyorum, buradan yine söylüyorum. Ey Lütfü Savaş, ey Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve bilimum bakanlıklara yazdığınız ve cevap bekleyen yazılarınız varsa, ben de takipçisi olmasam namerdim. Getirin, tek bir cevapsız yazınız varsa getirin takip edeyim. Yok. Peki niye söylüyorlar bunu? Yalan söylüyorlar. Biliyorsunuz HADO diye bir proje uydurdu. Ve o HADO AK Parti grup kararıyla desteklenerek çıkarıldı biliyorsunuz. AK Parti grubu destekledi o HADO projesini. Şimdi buradan Beyrut'a deniz otobüsü götüreceğim dedi. Kıbrıs'a götüreceğim dedi. Mersin'e götüreceğim dedi. Çok affedersiniz buradan Beyrut'a bir merkeple gitmeye kalksanız size vize sorarlar değil mi? Bu merkebi nasıl geçireceksin diye. Bir de merkebi aldığınız yerde bir iskelesi vardır. Gidip durduğunuz yerde de bir iskeleye bağlarsınız o merkebi doğru mu? Kaçmasın diye. Bir proje düşünün. Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin alınmamış. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmamış. Otobüs kiralanmış mı, satın mı alınmış belli değil. İskenderun Ticaret Odası'nda sordu arkadaşlar. Bu otobüsü nereden aldın diye. Dedi ki Antalya'lı bir iş adamı 750 bin dolar bağışladı. Onunla aldık bu otobüsü. Peki bu otobüsü aldıysan Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine kaydet. Edemeyiz neden? Kira dedi bu sefer. Ya kiraysa ne kadar kira ödeniyor onu anlat. Bu sefer dedi ki kira değil leasingle satın aldık. 3 ayrı cevap. Açın Hatay'daki yerel medyada bu 3 ayrı cevabın da yeri var. Ulaştırma Bakanımız buraya geldiğinde dedi ki efendim bizim HADO projemiz var. Bizden izin aldın mı dedi. Hayır dedi. Göz boyuyor. Sonra dedi ki bize bir iskele yeri lazım. Buradan ilanen söylüyorum. Limak yetkilileri sağ olsunlar kendisine tersane yerini verdiler. Ben ayarladım. Kendi milletvekili devreye girdi. Gelin şu projeyi gerçekleştirelim. Dedim ki hay hay sayın vekilim. Kim olduğunu biliyorsunuz. Sizi kırmayacağım dedim. Buyurun. Ertesi gün manşet. Lütfü Savaş HADO projesini rafa kaldırdı. Bakın meclis beni çalıştırmıyor dedi. Arkadaşlara sordum. Dediler ki vekilim 3000 küsur karar çıktı bugüne kadar Büyükşehir Meclis'ten. Bizim grup sadece 3'üne muhalefet etti. 3'üne. Meclis beni çalıştırmıyor diyen ey Lütfü Savaş. Sana bu meclis AK Partililerin oyuyla 1.6 katrilyon borçlanma yetkisi verdi mi? Vermedi mi? Vermediyse istifa edeceğim. Hadi buyurun Hodri Meydan. Kimseni çalıştırmıyor. Ey Lütfü Savaş. Daha geçen hafta
sen meclisten 114 milyon TL borçlanma yetkisi istediğinde AK Parti sana yetki verdi mi, vermedi mi? Hadi hodri meydan, vermediyse söyle. Ey Lütfü Savaş, HADO için iskele yapmak için milli emlağa tek bir yazı yazdın mı? Ticaret Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin aldın mı? İzin aldıysan istifa edeceğim. Hodri meydan. Yalan söylüyorsun. Hatay halkını aldatıyorsun. Yılmaz Büyükerşen. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. İnanın meclisinde AK Parti meclis üyesi sayısı daha çok. Daha bugüne kadar tek bir kez Yılmaz Büyükerşen'in meclis beni çalıştırmıyor, onun için hizmet yapamıyorum diye sızlandığını, zırladığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Neden? Adam ciddi bir belediye başkanı. Benim partinim değil. Çalışıyor. Takdir Eskişehir halkının. Tek bir kez, tek bir CHP'li belediye başkanının Lütfü Savaş'ın ağladığı gibi ağladığına ben şahit olmadım. Çünkü onlar gerçek sosyal demokrat. Lütfü Savaş o bile değil. O bile değil. Bunu herkes biliyor.